Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar dileriz. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? A. Telaşlı ve tedirgin olması. B. İletişim becerilerinin zayıf olması. C. Önce çevrenin güvenliğini sağlaması. D. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Tabii ki ilk yardımcı insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerekiyor. Cevap deniz seçeneği. İkinci sorumuza hemen bakalım. İkinci sorumuz Kazızede'ye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diyerek soruluyor. Bunun amacı nedir arkadaşlar? Dolaşım, bilinç durumu, solunum, hava yol açıklığı. Tabii ki iyi misiniz diye hasta yaralıyı ne yapıyoruz? Bilincini kontrol ediyoruz. Durum cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen 3'e geçelim. 1-2-3 şeklinde verilmiş. Tabi 1-2-3 şeklinde verildiği için soruyu okuyoruz. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? 1. El freninin çekilmesi, 2. Kontağın kapatılması, 3. LPG'li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması. Kazaya uğrayan araçta bunların tamamı yapılması gerekir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 4. sorumuza bakalım. Bir el alnına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazidenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki burada şok pozisyonu vermiş. Yarı oturur pozisyon, baş geri, çene yukarı pozisyonu, yarı yüzü koyun, yan pozisyon. Tabii açıklamaya bakarsanız arkadaşlar bir el alına yerleştirilir ve diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirir. Alından bastırıp çeneden kaldırılır. Baş çene pozisyonudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz şöyle: yetişkin bir kazızedenin solunum yapıp yapmadığı vaktinle hisset yöntemiyle kaç saniye süreyle kontrol edilir? Bak dinle hisset arkadaşlar solunumunu kontrol ederken bak dinle hisset 10 saniye süreyle kontrol ediliyor. Cevap Adana seçeneği. Evet, diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki durumların hangisinde kazızedeye Heimlich manevrası uygulanır? Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşandığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Heimlich manevrası tam tıkanmadır. Diğer adıyla karına bası uygulamadır. Hemlik manevrası gördüğümüzde hemen tam tıkanma şıkkını işaretliyoruz. Bursa seçeneği doğru cevap. Diğer sorumuza bakabiliriz. Evet, diğer sorumuz şöyle. Evet. Bakın. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir? Kanamanın sızıntı şeklinde olması, kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması, açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, kanamanın fışkırma olmadan akması. Tabii ki atardamar kanamaları en tehlikeli kandır. Kesik 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 fışkırır tarzda akar. Burada verilen de cevap Ceyhan seçeneğidir. Açık renklidir. Kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akan kan Ceyhan seçeneğinde doğru verilmiş. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağı indirmek, kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak, uzuv kopması varsa boğucu sargı uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Dış kanamalarda yapılan ilk yardım hatalı uygulama hangisidir? Arkadaşlar, kanayan bölge kesinlikle kalp seviyesinden yukarı kaldırılması gerekir. Burada
Bakın Adana seçeneğinde kanayan bölgeyi aşağı indirmek nedir? Yanlış bir uygulamadır. Adana seçeneği. Diğer bir dokuzuncu sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan Kazızede'ye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Bilinç kontrolünün yapılması. B. Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi. C. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması. D. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Burada da dikkat edin arkadaşlar, cevabımız dışarı çıkan organların içeriye sokulmaya çalışılmasıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 10 sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması. B. Eklem düzeltildikten sonra tespit edilmesi. C. Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması. D. Bölgenin nabzının deri rengini ve ısısının kontrol edilmesi. Çıkık, kırık ve burkulmalarda kesinlikle hasta yaralıya müdahale etmiyoruz. Olduğu gibi bırakıyoruz arkadaşlar. Yani bölgenin deri renginin ısısının kontrol edilmesini sağlayabiliriz. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? A. Koma. B. Bayılma. C. Sara krizi. D. Ateşli havale. Kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybına bayılma denir. Koma nedir? Koma uzun sürelidir arkadaşlar. Bilinç kaybı uzun süreli, kendinde değil. Evet. Cevap Bursa seçeneği. Hemen 12'ye geçelim. 12. sorumuz şöyle. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise Kazızede'nin omuriline zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? Rentek, itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Tabi burada hasta yaranın omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma yöntemimiz rentek manevrasıdır. Rentek manevrası yangın tehlikesi ve patlama gibi olasılıklarda uygulanan bir yöntemdir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 13. sorumuza bakalım. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? A. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması. B. Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması. C. Kaza yapma riskinin azalması. D. Sürüş yeteneğinin artması. Arkadaşlar alkolden bahsediyor. Bakın dikkat edin. Alkol bir kere kesinlikle sürüş yeteneğini artırmaz, azaltır. Kaza yapma riskini azaltmaz, artırır. Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması değil, artmasıdır. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması değildir. Cevap tabii ki karar, evet, karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneği nedir? Azalır. Aynen. Cevap Adana seçeneğidir. Evet. 14'e geçelim. 14. sorumuza bakalım. Gelsin 14. sorumuz arkadaşlar. Neye hazırlıklı olmalısınız diye bir soru sormuşlar. Bozuk ve kirli bir yola, yoldaki işçiler ve inşaat ekipmanlarına, evet, polis tarafından düzenlenen trafiğe. Evet, burada dikkat edin arkadaşlar, bozuk bir yoldan bahsediyor. Yoldaki işçiler ve ekipmanlar, levhalara ne yapmak zorundayız? Dikkat etmekteyiz. Ama trafik polisiyle bir ilgisi yok. Burada 1 ile 2'nin olduğu seçenek doğrudur. Bakalım hangisinde verilmiş 1 ile 2. Ceyhan seçeneği doğru seçenek arkadaşlar. Evet.
15. sorumuza geçelim. 15. sorum şöyle. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlemelerle belirlenmiş yere ne ad verilir? Garaj, durak, otopark, park yeri tabii ki nedir? Duraktır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 16. sorumuz şöyle bakalım. Trafik levhalarından gelmiş bakın. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır? Adana seçeneğindeki levha iki yönlü trafik levhası. Bursa seçeneğinde iki taraftan daralan kaplama. Ceyhan seçeneğinde dikkat ileride tehlike var. Denizli seçeneğinde ise ilki sağ olmak üzere devam tehlikeli viraj işareti. Hızınızı azaltın, takip mesafenizi artırın diye bizi uyarıyor. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Hemen geçelim diğer soruya. Evet, şeklimiz var. Yine bir trafik levhası sorusu. Bakın, şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Trafik levhası nedir arkadaşlar? Trafik levhası bu gördüğümüz levha yaya geçidi değil mi? Tehlike uyarı işaretlerindendir. Tehlike uyarı işareti. Evet. Şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Hızımızı azaltacağız. Yaya geçiyorsa yayalara ilk geçiş hakkını vereceğiz. Araç sollama yapmayacağız. Evet. Hemen bakalım banketten gitmedir. Aracın hızını artırmalıdır. Tabi yanlış. Öndeki aracı geçmemelidir. Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Kesinlikle evet burada öndeki aracı geçmemesi gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yine bir trafik levhası sorusu bakın. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Evet, trafik tanzim işareti vermişler. Bakın taşıt giremez. Karşıdan gelene yol ver. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu gösteriyor. Geçebilirsiniz dikkatli bir şekilde. Ve araçlar için de geçme yasağı yani sollama yapabilirsiniz. Düzgün bir şekilde. Evet bize sorulan soru bakın arkadaşlar. Karşıdan gelene yol ver anlamında Bursa seçeneğinde doğru cevap. 19. sorumuz yine bir trafik levhası sorusu. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Bakın Adana'da ana yol tali yol. Sağdan ve soldan tali yollardan giriş olabileceğini. Bursa seçeneğinde yine soldan ana yola giriş olduğunu Ceyhan seçeneğinde tali yol işareti, yol ver işareti. Denizli seçeneğinde de yine ana yol tali yol işareti. Sağdan ana yola giriş olabileceğini. Bize sorulan soru hangisi tali yolda bulunur? Tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Tali yolda bulunan yol ver işareti. 20. sorumuza bakalım. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamını sormuşlar. Bakın. Özellikle otobüs duraklarına yaklaştığınız zaman bu işareti görebilirsiniz arkadaşlar. Yaya geçidi, bisiklet yolu, taralı alana girilmez. Yavaşlama uyarı çizgileri. Taralı alana girilmez işaretimiz arkadaşlar. Taralı alana girilmez. Bu şekilde olması gerekiyor. Girilmez ama burada bize verilen yavaşlama uyarı çizgilerini bize bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, diğer sorumuz 21. soruya geldik. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücü yaşadaki işlemlerden hangisi uygulanır? Sürücü belgesi 5 yıl süreli geçici olarak geri alınır. Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreli geri alınır. Sadece para cezası verilir. Tabii ki uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak
cezası 5 yıl süreyle aracın trafikten alıkonulması, değil mi? Ehliyetin alıkonulması, trafiğe çıkmaması demektir. Burada arkadaşlar alkolde de sık sık sınavda soru geliyor. Yeri gelmişken alkolde tekrarlayalım. Birinci defa alkollü yakalandığın zaman promil üzerinde 6 ay, ikinci defa 2 yıl, bakın 2 yıl, üçüncü defa olunca da 5 yıl süreyle ehliyetleri alınıyor ve trafikten men ediliyor. Gerekli para cezasına çarptırılıyorlar. Evet, diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz gelsin. Evet, geldi arkadaşlar. Diğer soru şöyle bakalım. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100 ve 110 şeklinde verilmiş. Minibüs ve otobüslerin otoyoldaki hızı arkadaşlar 100'dür. Bilginiz olsun. Motosikletler de yine 100'dür. Hemen geçelim. Ceyhan seçeneği. Diğer sorumuz, bakın diğer sorumuz animasyonlu bir sınav sorusu. Şu anda animasyonumuzu izliyoruz. Bakın bir akaryakıt istasyonuna yaklaşıyoruz ve dikkat edin sol taraftan arkadaşlar. Sol taraftan bir yaya yola atlıyor. Bakın şurada. Dikkat edin. Evet bak. Şurada bir şey var. Burada neden yavaş ve fren yapmaya hazır bir şekilde sürmeniz gerekir? Yola bir çocuk çıkmak üzere. Evet. Minibüsün hemen arkasından yola atladı dikkat ederseniz. Benzin. Evet bakın. Şöyle yapalım. Benzin istasyonu sebebiyle trafik durumu kafa karıştırır. Doğrudur. Beyaz minibüs hareket ediyor. Burada beyaz minibüs hareket etmiyor. Dikkat ederseniz yol kenarında duruyor. Duran beyaz minibüsün arkasından yaya yola fırlıyor, değil mi? Evet, burada da neyi sormuş bize? 1 ile 2'nin olabileceğini bize söylüyor. Bakın. Evet, 1 ile 2. Cevabımız hangisidir? 1 ile 2 Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Evet. 24'e bakalım hemen. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? Yolda dikkat ederseniz 4 tane araç seyir halinde. Ama şuradaki 3 nolu araç sürücüsü kesik kesik yol çizgisinde değil, devamlı yol çizgisinde karşıya geçmeye çalışmış. Burada nedir? Asli kusur hatalı davranışta bulunmuştur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim diğer soruya. 25. sorumuza bakalım. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Ön, arka ve yanlardaki trafik kontrol etmelidir. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Kesinlikle yanlış. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Yanlış. Manevraya bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Yanlış. Arkadaşlar ön, arka ve yanlardaki trafik kontrol etmelidir. Manevraya başlayacak, yapacak olan sürücü cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. 26'ya bakalım. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 2 nolu araç sürücüsü bir iz veya mülkten çıktığı için akaryakıt istasyonu ya da bağınız, bahçeniz, arsanız, tarlanız olabilir. Çıkarken mutlaka karşınızdaki araca yol vermek zorundasınız. Burada bir nolu araca yol vermesi gerekiyor. Hemen seçeneklere bakalım. Fazla zaman kaybetmeden bir nolu aracın geçmesini beklemesi gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap.
Evet, 27. sorumuza geldik. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? A. Hız sınırlamasına, B. Trafik yasaklarına, C. Çevreyi rahatsız etmemeye, D. Can ve mal güvenliği tehlikeye sokmamaya. Evet, geçiş üstüne sahip araçların arkadaşlar bu hakkı kullanırken can ve mal güvenliği tehlikeye sokmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 28. sorumuza bakalım. Şekildeki aracın sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtını duran en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? Tabii ki arkadaşlar duraklara işaret levhalarına 5, 10, 15, 20, 15 metre mesafe, değil mi? En az 15 metre mesafe dışına park etmeleri gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Diğer sorumuz geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişin nasıl haber vermelidir? Birkaç defa selektör yaparak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak, dönüş ışıklarını yakarak. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaştığınızda mutlaka birkaç defa selektör yapmanız gerekir. Cevap Adana seçeneğidir. Evet. Diğer sorumuza bakalım. 30. sorumuz. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Birinin olduğu seçeneklerin hepsi yanlıştır arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Denizli seçeneği, Bursa seçeneği, Adana seçeneği de yanlış. Sadece Ceyhan seçeneğinde yok. Ceyhan seçeneğidir doğru cevabımız. Evet, şöyle yapalım. Evet, 31'e bakalım. 31. sorumuz. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Aracın sahibini bulaması, yazılı bilgi bırakması doğru bir davranıştır. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması, zarar verdiği aracın sahibini bulması, trafik görevlisine haber vermesi. Tabii ki yanlış olan zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması. Cevap Bursa seçeneğidir. 33. Evet. iki. Evet, az önce bu soruyu tekrar çözmüştük herhalde. Burada neden yavaş ve fren yapmaya hazır bir şekilde sürmeniz gerekir? Yola bir çocuk çıkmak üzere benzin istasyonu sebebiyle trafik durumu kafa karıştırıcı. Evet, aynen arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Beyaz bir kere beyaz minibüs hareket etmiyor. Bakın şuradaki beyaz minibüs. Ama beyaz minibüsün arkasında bir çocuk karşıya geçmeye çalışıyor ve burada da yine benzin istasyonundan dolayı trafik karışık değil mi? 1 ile 2'nin olduğu seçenek hangisidir? Bursa seçeneğidir. 33'e bakalım. 33. sormuş şöyle. Aşağıdakilerden hangisi karayollar trafik kanununa göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir? Bir meslek sahibi olmak, belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak, kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak, D. Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu olması gerekiyor. Tabii ki bir hangisi şartlarından biri değildir diyor. Bakın sürücü olabilmenin şartlarından. Herkes sürücü olabilir değil mi şu anda arkadaşlar?
Ya bir meslek sahibi olmasına gerek yok. Belli bir eğitim seviyesine sahip olması, kullanacağı araca göre bir yaşın üzerinde olması, sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir, sağlık raporu olması gerekir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 34'e bakalım. 34. sorumuz şöyle. Fren mesafesi ile ilgili verilen bilgiler, cümleler doğru ya da yanlış olarak işaretleme yapınız diyor. Evet, yapınız. 34. soruya bakıyoruz. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Dördüncü soru. Evet. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır mı arkadaşlar? Hayır, tam tersi artar. Yani buraya yanlış diyeceğiz. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Tabii ki doğrudur. Evet, burada yanlış doğru diyeceğiz. Hangisinde verilmiş? Evet, Bursa seçeneğinde doğru verilmiş. 35. sorumuza geçebiliriz. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir? Kötü koku yayması, çirkin görünüm arz etmesi, bunlar her ikisi de var. Hastalık bulaştıran zararların üremesine sebep olması, tabii ki toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi. Tabii ki burada 3 tane olumsuz, bir tane olumlu var. Denizli seçeneğidir doğru cevap. Hemen 36'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Araçlarda gücün kaynağı nedir? Motordur arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevap. 37. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin motorin, biyodizel gaz yağı. Buji ile ateşlemeli araçlarda benzin kullanılır. Bursa Adana seçeneği pardon doğru cevap. 38. sorumuz aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Kartedeki yağ miktarını, B. Depodaki yakıt miktarını, C. Soğutma suyu sıcaklığını, D. Radyatördeki su seviyesini. Tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar aracımızın hararet, değil mi? Hararet göstergesi yanıyor. Soğutma suyu sıcaklığını bize gösterir. Evet. Burada elim dokundu. Depodaki yakıt miktarı değil tabii ki soğutma suyu. Evet, hararet göstergesi. Cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Bu Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 39'a bakalım. 39. sorumuza bakalım. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? Yüksek devirde, zengin karışımda, yüksek performansla, düzensiz tekleyerek. Toz veya pislik varsa nasıl çalışır? Düzensiz çalışır, değil mi arkadaşlar? Tekleyerek çalışır. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 40. soru kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyunu aşağıdakilerden hangisinin karıştırılması gerekir? Asit, antifriz, safsu, motor yağı. Tabii ki bakın soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme dediği için arkadaşlar aşırı soğuktan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Ne eklememiz gerekiyor? Yeterli miktarda tabii ki antifriz eklememiz gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 41'e bakalım hemen. Lastiklerin hava basıncı dengesizce frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? Araç bir tarafa çeker, fren pedalı sertleşir, frenlerden ses gelir, fren hidroliği azalır.
Burada da tabii ki arkadaşlar freni, araç bir tarafa çeker. Dengesiz, hava basıncı dengesizse bir tarafa çeker. Cevap Adana seçeneğidir. 42'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir? Aküyü şarj etmek, bujilere giden akımı yükseltmek, kısa devre olduğunda sistemi korumak, indüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek. 42. sorumuzun doğru cevabı da tabii ki kısa devre olduğunda sigorta ne yapıyor? Sistemi koruyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 43. sorumuza hemen bakalım. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Açık camlar kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Tabii ki trafik kurallarına uyularak kontak kapatılması gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 44'e bakalım. 44. sorumuz. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Termostat çıkartılmalı, eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Evet, burada da dikkat ederseniz eskimiş bujiler değil mi? Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için eskimiş bujileri değiştirmemiz gerekiyor. 45. soruya hemen geçelim arkadaşlar. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi. B. Kural ihlallerinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünülmesi. C. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi. D. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması. Tabii ki burada da trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesidir. Adana seçeneği doğru cevap. 46. sorumuz gelsin. Hemen bakalım. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Sürekli şerit değiştirerek slalom yaparak araç kullanması. C. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. D. Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. Tabii ki arkadaşlar burada da dikkat ederseniz sürekli şerit değiştirerek slalom yaparak başkalarının nedir kaza yapmasına sebep olabilirler. Burada da Bursa seçeneği doğru cevap. 47'ye bakalım. 47. soru. Son sorular artık. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır? İnatlaşma, aşırı tepkiye, kaba saldırgan davranmaya ve trafik kültüründe birbirini uyarmak. Tabii ki trafik kültüründe birbirini uyarmaktır. Cevap Denizli seçeneğidir. 48. sorumuz yine trafik adabı sorusu. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir? Bencillik, inatlaşmak, diğer gamlık, sorumsuzluk diyor. Bakın sorumsuzluk tabii ki burada da diğer gamlıktır. Bencillik, inatlaşmak, sorumsuzluk bunlar nedir? Olumsuz değil mi? Burada diğer gamlıktır. Cevap Ceyhan seçeneği. 49'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? Dikkatin dağılması, kural ihlallerinin azalması,
Direksiyon hakimiyetinin artması, kazaya karışma olasılığının azalması. Değil mi? Burada da dikkat ederseniz cevabımız öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı daha fazla, dikkatin dağılmasıdır. Adana seçeneği doğru cevap. Artık son soru, 50. soru arkadaşlar. 50. sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? Evet, bakalım. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi, köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması, trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması, yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi. Tabii ki burada dikkat edersek arkadaşlar hepsi de, değil mi? Hepsi de karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlar arasındadır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalımızdaki videoların tamamını izlerseniz konularla birlikte, ehliyet konularıyla birlikte hem ehliyet konularını ve sorularını birlikte hazırlıyoruz arkadaşlar. Konunun hemen arkasında soruları da mevcut. Dikkatli bir şekilde dinlediğiniz zaman kesinlikle 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Yeni sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.